evlendikten sonra aldığın ilk hediye. Heyecanlı mı ben? Kesinlikle vermeyeceğim. Ya öyle bir şey olabilir mi? Ben senden hiç onu izlemedim. Hiç öyle bir şey demedim bile buna. Geri doğru bırak yanlış. Ama şarkısını bildim. Ay beni kaç kere şeker parlayarken gördün ah! Ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz oyunu oynayacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet, oyunumuza başlayabiliriz. Dizimiz bize kendi hazırladığı soruları soracak. Biz de karşı tarafı ne kadar iyi tanıyorsak cevapları o şekilde söyleyeceğiz ya da yazacağız. Evet, sonra alalım. Merhaba. Sağ olun. Hazır mısın? Ama hazırız. Ama bu oyunun sonunda kaybeden bir sürprizle karşılaşacak. Onu da ekleyelim. Evet, başlıyorum. Küçükken ne olmak isterdiniz? Şimdi ben bu sorunun cevabını Özge için, Özge de benim için yazacak ve doğru cevabı birbirimize söyleyeceğiz ama hile yapmak yok. Yok. Tamam. Küçükken ne olmak isterdim? Ben yazdım. Ben hiçbir şey son 10 saniye. Aynen, bence süreli olmalı yoksa... Son 10 saniye. O kadar güzel miymiş? Çocukluğumuza inemedik mi? Ya ben bunu sana çok söyledim ama 5 Ay birinci soruda insan yapar mı bunu ya? 3 Şimdi şöyle bir şey. Bence yanlış bilsem de o boş bıraktığı için benim yanlışım sayılmaması lazım. Hayır, öyle bir şey yok. Biz tamam. Test yorumluyor. Tamam. Çeviriyoruz. Aa. Tamam. Ben bilemedim. Tamam. Bakmadan doğru cevap. Ben hani bilgisayar var. Neyi bakabilir miyim? Cevabı söyleyecek yani görmeden. Tamam. Görsel sanatlar öğretmeni olmak isterdim. Bende ne yazıyor? Resim öğretmeni yani. Bende ne yazıyor? Ressam yazıyor. Ya, yani bak bir puan. Özge 0. Evet. Doğru. Ne olmak isterdin? Yani ben çok küçükken hani böyle futbol biraz merak vardı. Sonrasında da bilgisayar üzerine bir şeyler yapmak istedim. Bilgisayar mühendisi alacaktım ama böyle... Şimdi ne yapıyorum? Şimdi pek tanımıyorsunuz bizi ama 3 farklı işle uğraşıyorum. Daha sonraki videolarda anlatırım. Aynen. Evet. Soruyu alalım. İkinci sorumuz. Aynen. En sevdiğin film. En sevdiğim film. Aha. Dizide olur herhalde. Dizide olabilir. Aa. Fark etmiyor. Onun ikisi de olur. Ama o doğru yazar. Sadece bir cevap yazıyorsunuz. Nasıl yazıyor ya? Ben de unuttum. Neyse. Sonuç doğru olacağı için. 9, 8, tamam. Tamam. Cevabı göre. Bana göstermeden böyle karşı tarafa çevirelim ki hani ben senin yazdığını görmeden ama söyleyeyim. Ama şöyle bir şey yani İngilizce bir şey ama ben onu doğru düzgün yazamamış olabilirim. Benim de yanlış. Ne ki? Doğru mu yazdım bilmiyorum. Şimdi sen doğru cevabını söyle, burayla kontrol etsin. Magasat Papel diye biliyorum. Senin. Hayır, sen kendi sen için kendi doğru olanı söyleyeceksin. Tamam, Magasat Papel. Neymiş? Evet. Senin? Tamam. Senin? Başlangıç filmi. Ya öyle bir şey olabilir mi? Ben senden hiç onu izlemedim. Hiç öyle bir şey demedim bile buna. 2012 yılında çıkmış bir film. 2012 yılında. Hayatım boyunca değil mi en sevdiğin film? Sen de biz bu filmi izlerken ne kadar mutluyduk. Yani. Evet, Burak 1 puan, Özge 0. Ya o başlangıç filminde rüya içinde rüya görüyor, hatta onun içinde de rüya görüyor. Çok böyle ilginç bir kurgusu vardı. Tamam, tamam Burak'cığım. Üçüncü soruya bak diyeyim ya. Üçüncü soruya geçiyorum. Korktuğunuz hayvan. Bana gösterme şeyi. Böyle birazcık da tamam. Çizdim. Tamam. Evet, cevapları görelim. Yılan. Yani senin için doğru cevap ne? Senin korktuğun yılan. Hayvan ne? Yılan mı korkuyorsun? Evet. Ne yazıyor? Yılan yazıyor. Sen de kendin hayvanlar korkuyorsun. Ya ben aslında hani böyle direkt korktuğum bir şey diyemem aslında. Ama yılandan korkarsın. Ya korkarım ama aslında yılandan değil de böyle daha bağışa hayvanlar. Yani. Yılandan korkarsın. Bence yarım yazabilirsin. Hayır, yarım yazıyorsun. Yarım yok, doğru mu? Yanlış doğru mu? Yani tam doğru değil aslında kısmen, yarım yazmış. Tamam. Hayır, Murat şu an sen yaşayamazsın, çok yapıyorsun ya. Yok.
Üçlü üç yaptığıma göre kazanmış olman, lazım. Söyleyemedim. Hayır, öyle şey yok. Evet. Dördüncü. Ama biz burada ne diyecektik? Korktun mu? İşte. Evet, dördüncü soru. En sevdiğiniz yemek. Bunu bilirim ya. Aynen, onu bilirim. Yani bunu bilmelisin. Burak abi bence yanlış bilebilir ama. Tamam. Cevapları göreyim. Direkt tür olarak yaz. Doğru cevabın ne? Tavuklu pilav. Tamam, ben de şey, mantı severim. Özge tamam. Doğru, Burak yanlış. Ne yazdın? Kuzu. Ben hiç tavuk yediğini görmüyorum, hep kuzu yiyor. Sonra da tavuklu pilav seviyorum diyor. Burada şey yapıyorum. Hayır, tavuklu pilav severim ama kuzu değil. Fakir edebiyat yaptım. Valla lokantaya gidince kuzu. Lokantaya gidince ama sürekli ben şey severim ya, tavuklu pilav severim. Üstüne birazcık ketçap mayonez, yanına turşular falan. Of, bir ayran. Şimdi akşam yemeğini öyle denedim. Evlendikten sonra aldığın ilk hediye. Ama ne hediye? Birbirinize aldığınız ilk hediye. Doğum günü hediyesi, evet. Niye? Herhangi bir hediye olmaz mı? Yok, hayır, doğum günü hediyesi. Soğuk terler akıyor sanki biraz. Bana aldığını hatırladım da ben soruyu yanlış hatırladım ya. Bana aldığını hatırlıyorum, benim ona aldığımı hatırlamıyorum. Ben şimdi o kadar çok hediye aldım ki evlendikten sonra. O yüzden kesinlikle vermeyeceğim. Ama ben evlendikten sonra doğum günü tekin diyorum. Son 10 saniye. 9, 8. Kaç oldu ya? Tamam. Bitti. Cevapları göreyim. Ben Kosteli'ye cevabını Özge. Benim cevabım bana sıradan pantolon almıştı. Beyaz, siyah çizgili. Senin onu doğum gününde mi aldın? Doğum günümde aldın onu. Evlilikten sonraki. Evet, doğum günümde aldım. Sen? He? Senin cevabın. Ben de aldım, hatırlamıyorum. Gerçekten mi? Evet. Annemlerle beraber sana ne almıştım? Düşün, ben bile hatırlıyorum. Kot ceket almıştım. Aynen. Tamam. Evet, ikimiz de hatta Mart'ta falan giyemezsin diye biz sana ne zaman aldık onu ya? Erkenden falan almıştık gibi hatırlıyorum ben. Biraz daha kışına giyilsin tamam, diye. Tamam, yani öncesinde almıştınız. Aynen. Kaça Büşra? Şu an beraberesiniz. Nasıl? 3-3 ben önde değil mi? Ama sen yanlış cevap verdin daha demin. Bitti ya? Künye nedir? Ablam başka bir şey söyledi. Hayır. Künye nedir ya? En sevdiğiniz tatlı. Fıstıklı mı? Ama ben bilirse kabul etmem. Nasıl yani ben bilirsem? Ben bilirsem sen kabul etmeyeceksin. Öyle bir şey yok. Evet, çevir. Orada ne yazıyor? Doğru cevabın ne? Seni sevdiğim. Senin sevdiğin tatlı. Sen kendi sevdiğini söyle. Benim sevdiğim. Bisküvitli pudingli pasta. Tamam. Benim sevdiğim? Muzlu bisküvitli pasta. Tamam. Doğru. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Ya şey, Burak abi. Ay beni kaç kere şekerpare yerken gördün ya? Nasıl ya? Araya girmek istiyorum. Evet. Sen şekerpareyi çok seviyorsun ve ben yaptığımda 5 tane... Severim ama... Bak severim, o ayrı bir ben şey. Bence kazanmak için yerim. Yapıyor. Hayır bak gerçekten. Hayır. Ama ben bisküvitli pastayı bisküvitli pudingin içinden yezerler ya, ben öyle çok seviyorum onu. Benim aklımda öyle. Hayır. Vallahi kabul ben... etmiyorum, bu doğru. Bir kalori artı yazıyorsun. Ben hiç öyle bir... Evet, şu an Özge önde. Evet. En çok üzüldüğünüz an. En çok üzüldüğüm an mı? Şu zaman zarfında en çok üzüldüğüm anı anlatacağım. Ne anlıyorsun işte yani sorudan? Evet, cevapları görelim. Çok yazmak istemedim. Yani böyle çok da özelimizi bilmemizi istemedim ama bunu yazmak istedim. Tamam, doğru cevabını söyle. Annemizin hastalığı. Aynen, benim... Senin yani cevabın. Benim doğru cevabım. Senin de? Ben de aynısını yazsa kabul ederim çünkü ben de onun kadar üzülmüştüm. Yok, o başka yani. Bir şey yazmış. Ben de yazmış. Ben güzelsem. Ama bak gerçekten, onu doğru kabul
ediyorum, hakkını yemeyeyim. Ben tamam. O küserse ben de küserim. İkiniz de puan aldınız. Evet. Puan tablosu Özge 5, Burak 4. Denedim. Tamam. Çaldım. Diğer soru. En sevdiğiniz sanatçı. Bunu bence ikimiz de biliriz yani. Soyadını yazamayabilirim. Başta söyleyeyim. Senin en sevdiğin sanatçı? Benim... Hiçbir şey söyleyemedim ya. Şaka gibi ya, unuttum. Bir şey demeyeceksin. Bir şey demeyeceksin. Aa, şu an çok... Bilemezsin. Hazır. Yanlış söylüyorum. Bir saate kapındayım. Valla... Bunu biliyor musun? Allah beni artık yani... Tanımasın mı yani? Böyle beni biraz önemsemeye çalışıp yani... Ya sen hatırlam- beni seviyorsun da nasıl... Hatırlamaya çalıştığı kişi bu. Ama kendini hatırlamıyor. Tamam. Sen kaldın. Benim doğru cevabım Cem Adrian'dı. Sen de Cem Adrian. Tamam. Bir puan bana. Bence hatırlamadım. Ben heyecanlanamadım ya. Tamam, sana 10 saniye veriyorum. Şaka gibisin ablamız. Ne falan çok özür dilerim. Resimlerimi beğeniyorsun falan ama yani kusura bakma ya. Bilmiyordum. Bilmiyordum değil. Neyse bana bir puan. Şu an berabersiniz. Tamam. Ama şarkısını bildim. Fark etmez hatırlıyorum. Süper bir soru geliyor. Hazır mısınız? Mutfakta tencereler nerede? Çok özür dilerim. Çok kötü güldüm. Ne nerede? İstersen konumu da çizeceğim şimdi. Konumu da çizeceksin ama. Ben de çiziyorum o zaman. Aynı şeyi yapmayacak değil mi? Yani. Tamam ikimiz de söylüyoruz. Nerede olduğunu. Gerçek tanıma değil. Mutfağı tanıma gibi bir şey oldu ama. Şurada bir şey vardı. Şurada şu var. Şurada şu var. Şurada. İşte burada. Şurada Büşra. Orası neresi? Yani sağ alt tarafta ama üst raf alt tarafta. Buzdolabının üstünde. Üstündeki yok, rafta. Buzdolabının üstünün yanında. Yanında. Ama sen... şekline göre nerede görünüyor? Yerde görünüyor. Ya ben şu an... Yerde değil, bunun üstü çizdim. Bak, tamam. Üstü çizmiş. Tamam. Sağ alt. Sağ alt. Üç sağ alt desen tamam. Ne dedim? Doğru cevap. Sen de oraya çizmişsin işte. Aynen. Tamam, ikiniz de puan alıyorsunuz. Tezgahın üstünde işte. Tamam, doğru. Tamam, evet, diğer soruya geçiyorum. Tencereyi yemek. Yemek ne ya. Burcusunuz? Ne burcusunuz? Onun burcunu söylüyorum. Ya şimdi ben... Hareketler böyle şeyi bilmez. Balık burcu. 9 olacak ama hangi burç bilmiyorum. Koç olabilir. Koç mu? Gerçekten mi? Ben duvar yapınca orada oğlak yazdım falan yazdım yani. Tamam işte. Ne burcusun abla? Oğlak. Oğlak. Oğlak akılda kalır mı? 9 ben olacak. Ben şahsen bilmiyorum. Tamam. Bak oraya bir yazar mısın canım? Ama şey, doğum günü bildi. Doğum günü sormuyor orada. Ben doğum günü sormadım. Burç sordum. Ya burçları... O zaman çok şey de Galatasaray'ın doğum günü. Hadi. Çamura yap, çamura. Yok Messi. Yok onları sor istersen yani. Alerjisi var mı? Neye olduğu önemli mi? Yani var mı yok mu? Neye olduğu önemli değil açıkçası yani. Ama yazılabilirsiniz. Bekliyoruz. Bakmayacağım. Bekliyoruz. Sık bekliyoruz zaten yani. Ne kadar uzun bir şey yazdı artık yani. Herhalde hepsini yazıyor. Göreyim cevapları. Benim kavun. Bir dakika. Senin... Ya dur cevabı kavun biliyorum da. Burak'ın böcek ısırığında falan böyle hemen böyle şey yapar. Böyle tamam. Ben şişerli. Yani. Onun verdiği cevabı ben okumak istiyorum. Var ama çözemedim. Ama kavun olduğunu biliyorum. Yani sen de biliyorsun bildiğimi. Sonuçta cevap mı? Hayır. Sonuçta cevap yok. Var ya da yoktu. Ne yani. Oldu değildi. İkimiz de puan dedim ya başta. Başta. Ne oldu önemli mi diye. Aaa! Laf çambazla yaptınız. Ya kavun olduğunu zaten biliyorum. Sen de biliyorsun, biliyorsun da. Zaten işin esprisi sorun. Anladım. Anladım. Tamam kabul ediyorum hadi. Hadi kabul ediyorum. Sinirlendiğinde dayanamadığınız durum. An. Olay. Benim kafam yine karıştı. Senin mi bende mi? Aynen. Yani ben ne yapıyorsam sen sinirleniyorsun gibi bir şey olarak. Evet.
Ama şimdi ben kendimin cevabını yazıyordum, yanlış oldu. Özge ne yaptığı zaman ben sinirleniyorum. Evet. Hayır, Özge'nin sinirlendiği an sen yazacaksın. Senin sinirlendiğin an da Özge ablam yazacak. Tamam. Bir daha anlatmışsın ya. Biraz senin senin sinirlendiğin anı Burak anlatacak, yazacak doğru cevabı. Burak sinirlendiği anı da sen yazacaksın. Yani onun en çok sinirlendiği durum ne? Bu arada 5 saniye kaldı değil mi? Evet, 5 saniye. 4 saniye. 3. Tamam. Senin cevabın? Yani şöyle, ben Özge ne yaptığı zaman kızıyorum değil mi? Evet. Beni dinlemeden böyle sürekli bir şeyle konuşması, yani bir şey söylemesi. Ha, ben şey yazmıştım. Orayı ne yazdın sen? Kavga ettiğimizde ben direkt uyuyorum. Konuşmuyorum. Senin cevabın. Çok sinirleniyor. Tamam. Ama benim sinirlendiğim şey de büyük ihtimal aynı şeylere gelecek. Bir şey söylerken ona aynen yapar. Yani aynı şeyden geliyor. Ben o sizi daha çok şeyden getirir. Tamam. Ne yazdın? Aynen. Susar. Aynen. Bir tek budur cevabı. Bir kafam karıştı. Ben şu an kime puan vereceğim? Bana vereceğim. O bilemedi. Tamam. Berabere. Bu soruyu bilen. Ha, tamam. Ama aslında bana sinirleniyorsun. Kazanıyor. Buna sinirlenmiyor musun? Ama bir tanesi endir. Değil mi? Tamam. Mesela Kanada'ya da gitmek istiyor. Ama ikinci sıra. Aynen. Mantıklı. Tamam, katılıyorum. Hazır mısınız? Bence vurucu. Vurucu bir soru geliyor şu an. Okumaya çekiniyorum. Hadi bakalım. Evlendikten sonra... Aha. Evet. Gittiğiniz ilk tatil. Orada nereydi ya? Yok canım. Ne? Evlendikten sonra gittiğimiz ilk tatilde balayını demiyoruz. Balayı sorardık o zaman. Balayı değil mi? Balayı i̇lk değil. Evlendikten sonra gittiğimiz ilk tatil. Balayı sormadık. Evet, balayı Antalya'ya gittik, Kaş'a gittik. Ooo. Tamam da o zaman nasıl oluyor? Başka bir tatil. Evlendikten sonraki tatil. Ben bilemem. Nasıl bilmezsin? Vallahi ben bile biliyorum. Bence bunu biliyor yani. O kadar da değil. Ha? Yani bunu biliyorsun. Sayar mısın? Hiç saymıyorsun. Evlendikten sonra dedik. Evlendikten sonra gidelim ki oraya. 7, 6, neyse boşver. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Trabzon. Trabzon'a gittik ya. Tamam, ikiniz de doğru cevap verdiniz mi? Öyle bir korkuttun ki beni yani yok dedin yani. Bütün sülalece gittik daha ne olsun. Şu an puanlarınız 10-10. Berabersiniz. Nasıl oğlum ya? Son soruya geçiyorum. Tamam. En sevdiği atıştırmalık. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Söylemeyin, ben soracağım. Senin en sevdiğin Burak? Yani ben çok ne sevdim? Aslında her şeyi biliyorum ki ben. Her şey değil, bir şey söyleyeceksin şu an. Ha, fıstık. Fıstık mesajı. Evet. Mantıklı. Senin? En sevdiğin atıştırmalık mı? O atıştırmalık mı ya? Şaka mı yapıyorsunuz? İkiniz de yanlış cevapladınız. Cips. Ben cipsi severim Burak. Ben cips seviyorsun. Söyle. Ben cips eve doğru düzgün almıyorum bile. Sen annene gittiğin zaman her zaman cips yiyorsun. Bu üstteki raftan kurban oldum. Sen nasıl var cipsi? Bir de rafı da söyledi. Nasıl ya? Fıstık. Yemiyordun. Tamam ama yanlış yaptım. Yapalım. Fıstık seviyor mesela. Bir tane daha soru sorayım. Bir tane daha soru soruyorum. En sevdiğiniz şehir? İşte bir tane daha olacak. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Cevabı. Cevapları gör. Kapadokya. Arkadaşlar hiç söylemeyin, cevaplarınızın ikisi de doğru. Yani ben gerçekten bu kadar şükürü iyi tanıyan bir çift görmedim. Sıralara açıldık bak, geliyorsun hayatım. Evet. O zaman diğer bir soru, evde en çok yaptığı şey. Gerçekten 10 saniye ben. İçerisinde yazmamız gerekiyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Göreyim cevapları, kalsın kalemler. Senin cevabın?
En çok yaptığın şey? Yaptığım şey mi? Mutfaktan çıkmıyorum ki ben. Tamam, Burak abi doğru cevap vermiş. Senin? Yani ben... Koltukta yatar. Hayır. Hayır, ev yapmak istediğin bir de ki... şey diyor. Bir daha sonra soruyorlar değil mi? Evde en çok yaptığı şey. Telefonla tamam. Oynuyor. Tamam, burada ya, yazıyor. Tamam, bu da doğru. Bir soru daha soracağım arkadaşlar. Son soru ya. Yurduk mutluk geziyorum valla. Normalde öyle değildi de. Öyle değildi. YouTube kanalından önce başkaları YouTube'lar izliyordu. Şimdi bizim YouTube için çalışıyoruz. Aynen. Evet şu an. Birbirinizin kilolarını yazacaksınız. Yani bu Burak hangi kiloda? Bu soru bir daha uzar. Allah Allah, ne soruyorsun? Çok iyi ya. 91, ben yazayım söyleyeyim. Benim 91, 92'sin işte. Tamam, öyle ağırlık belirtiyorsak ben de belirtiyorum. Tamam, belirt. Yani... erkek kilosu verir de, bayan kilosu verilmez ki ya. Aynen. Orayı bir çoklar mısın? O yüzden sonra? Bir aralık... Orayı bir kapatırsın yani. Sen benim 5 almış arasın. Üzgünüm, 91, 95 almış değilim. Şu anda tam 66 kiloyum. Evet, Burak yanlış cevap verdi. Sen bir haftadır beni diyetleyeyim, o kiloda olmayı çok isterdim. Ama bence kabul etmesi lazım. Önemli olan hissettiğin değil, eşin gördüğü. O zaman kim kazanıyor? Özge. Şimdi sonuna gelelim. Allah'ım sen büyüksün ya Resulallah. Çok teşekkür ederim babam. Neyse babamın kıyafetlerinden gelsin sen yukarıda. Bu arada beğendiyseniz... giymeye kadar alıştım. Ne diyoruz? Evet. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişlerdir. Biraz evet. Mutlu oldu ama ceza neydi? Ceza su dolu bir balonu başından aşağıya patlatmak. Evet. Canım içi. Üzgünüm. Kaybettiğin için. Hiç beklemeden direkt patlatıyorum. Ne yaptın ya? Yaşkançılık yaptın. Umarım beğenmişsinizdir. Bize destek olmayı unutmayınız. Kendinize bakın. Hoşçakalın.